Kahraman Mehmetçik 108 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek Çanakkale Geçilmez destanını yazdı. 108 yıllık haklı gurur içinde Çanakkale Savaşları'nda cephede verilen bağımsızlık mücadelesinin yanı sıra cephe gerisinde de Kahraman Mehmetçik'in moralini ve psikolojisini düzeltmek için birçok faaliyet yürütüldü. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki arşivde, kütüphanede Çanakkale Cephesi esnasındaki askerlerin tiyatro yaptıklarına dair arşive, görsellerin yer aldığını belirten Açasan Müdürü Doçent Doktor Barış Borlat, Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde askerin moral ve psikolojisini düzeltmek için tiyatro oynandığını söyledi. Askerin cephe gerisinde değişik oyunlar oynayarak bir an da olsa savaşın sıcaklığı içerisinden çıkartılmaya çalışmış olduğunu söylemekte büyük fayda var. Bunun haricinde askerler halat çekme oyunları, kendi aralarındaki yarışmalar yapmışlar. Ama belki de daha enteresan olan şeylerden bir tanesi ise askerin cephe gerisinde tiyatro oynamış olduğunu söyleyebiliriz. İlginç bir durumdur çünkü şunu varsayın. Muharebenin sıcaklığı içerisinde yanınızda ve etrafınızdaki muharebe arkadaşlarınız, silah arkadaşlarınız günde 3000-4000 kayıp verilen bir ortamın, bir savaşın sıcaklığı içerisinde siz cephe gerisinde aynı zamanda askerin psikolojisini, moralini de sağlam tutmak zorundasınız. Yoksa muharebe etme azmini, savaşma azmini daha fazla devam ettiremezsiniz. İşte bunun için cephenin gerisindeki kimi alanlarda, örneğin bunlardan bir tanesi Yıldız Tabyası. Bu bölge içerisinde askerlere bir tiyatro sahnesi kurulmuş. Askerler kendi aralarında tiyatroda, müsameredeki rollerini paylaşmışlar, ezberlerini yapmışlar ve bir nebze de olsa kendi silah arkadaşlarının savaşın içerisindeki o anda moralini düzeltmek amacıyla tiyatro yaptıklarını söyleyebiliriz. Ancak daha önemli olan şeylerden bir tanesi ise bizlerin bugüne kadar aslında tarihsel süreçte gerçekliğini bildiği bu tiyatro olayıyla ilgili ilk defa Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Çanakkale Cephesi esnasındaki askerlerin tiyatro yaptıklarına dair arşive ve görsellere ulaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Ve aslında böylece Çanakkale Cephesi'nde askerlerimizin tiyatro yaptığı o özel anlara, önemli anlara aitti fotoğraflar, görseller günümüze, kamuoyuna ulaşmış ve bugün Alan Başkanlığı bünyesindeki arşivde, kütüphanede bunlar en azından insanlar tarafından görülebilmekte ve kullanılabilmektedir.